sektöründe 3 ay. Uygulama nasıl olacak? 3 ay işbaşı eğitim programını yaptığımızı varsayıyoruz. Buradaki mantık şu, bazı olan üyelerimiz için bu konuda destek olabiliriz. Çift arasındaki çocuklara fatura kesilebilecek resmi ve özellikle kreşe devam etmesi sağlanacak. İşe uygun kolaylaştırıcı, danışmanlık, mentörlük gibi diğer faaliyetlere destek sunabiliriz. Engellilere özel kurslar da açabiliriz. Bir de zihinsel engelli bireylere özel bir destek daha var İşkol projeleri içerisinde. %75'i yani çalışanların %75'i zihinsel engelli olan korumalı iş yerleri diye bir iş yeri türü var Türkiye'de. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden korumalı iş yeri belgesi alınması gerekiyor. Ondan sonra İşkol'a başvurulduğunda 150 bin lira biz kuruluş desteği veriyoruz. Bir yıl engellilerin ücretini ödeyeceğiz. Şayet Karaman'da da özellikle zihinsel engelli konusunda o aileler daha çok konuların içerisinde olduğu için daha istekli oluyor ama hani bu konuya katkı sunmak isteyen işverenlerimiz olursa bu konuda da İşkol'un desteği var. Aynı anda başka kurumlardan da destek alınabilir. Birden çok kurumla bir araya gelerek iş yerlerinde bir kişiyle 10 kişiden fazla olan iş yerlerinde de çalışan sayısının 10'da 1'i kadar kontenjan kullanabiliyoruz. Fakat %30 kontenjan kullanma hakkı da var. Nasıl? İşveren en az %50'sini istihdam taahhüdü verirse mevcut çalışan sayısının %30'una kadar işbaşı eğitim programından hani İşkol üzerinden eleman alıyoruz deniliyor piyasada, bu şekilde biliniyor. Bu desteği de sağlayabiliriz. İşbaşı eğitim programımız çok yaygın. Şu an bilim üzerinde devam eden programımız var. İşbaşı eğitim programlarını bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay buluyoruz. Bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi geleceğin meslekleri kabul edilen mesleklerde 9 ay ve 85 lira ödüyoruz. Bunun dışındaki bütün sektörlerde 3 ay uygulayacağız. Günlük 77 lira 70 kuruş ödüyoruz. Yine asgari ücrete tekabül edecek şekilde ayarlanmış bir rakam. Öğrenci olursa işbaşı eğitim programına katılacak kişi 58 lira. Eğer işsizlik maaşı alıyorsa 38 lira ödeme yapıyoruz. Bunun da nedeni aynı anda işsizlik maaşını da almaya devam edecek. Yani her ikisini birden aldığı için işsizlik maaşı alanlar bu ücretin yarısını alacaklar.